Bu haftamızın konu ise Akko'nun TVJNR kateri. Bu katerle hangi geometrileri tornalayabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Takımızı kutusundan çıkartalım. Bu arada kanala abone olduğunuzu varsayıyorum. Değilseniz de bir zahmet kanala abone olun. Dünyanın en büyük mesleki eğitim kanalı çünkü bu. Kanalda 7000'in üzerinde video var ve devamı da gelecek. Desteklerinizi bekliyorum. Bir tane de alyan çıkıyor kutu içeriğinden. Takımımız böyle bir takım. Gördüğünüz gibi daha çok finişlerde kullanılır ve daha çok form işlemelerde kullanılabilir. Yani tornalarda bir küre radyüsü işliyorsanız şu an ekranda videosunu görüyorsunuz. Bu geometrilere sahip her yerde kullanabileceğiniz mükemmel bir takım. Bu arada pabuçlu bu, üstten sıkmalı. Bunların pabuçsuz olanları da var. Şimdi bu takımın kullanacağı tezgahlar, yani 6 inç tezgahtan tut da 8 inç, 10 inç, 12 inç, 16 inç tezgahlarda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta otomat ve kayar tezgahlarda da tercih edebilirsiniz. Bu takımla bir çelik tornalayacaksak eğer hemen bunun hızlıca devir ilerleme hesabını bir yapalım birlikte. Bu tabloyu hatırlıyorsunuz. Bu tablodan devir ilerleme hesabımızı yapacağız. Şu anda bu tabloda piyasada en çok kullanılan ortalama VC ve FN hızlarına göre hesaplayacağız. Ama doğru olan nedir? Bu takımda hangi markanın ucunu kullanıyorsak, hangi markanın elmasını yani şuraya takılan insert'ü kullanıyorsak, o markanın önermiş olduğu kesme değerlerini dikkate almak en doğrusu. Şu anda ben ne yapacağım? Piyasada en çok kullanılan, en çok tercih edilen VC hızlarına dayanarak işlem yapacağım. Biz şimdi ne yapacağız? Dış çap tonalama işlemi yapacağız, değil mi? O yüzden şu parametre bize lazım. Bir de buradan da çelik türümüzü belirleyeceğiz. Oradan da şu kısım bize lazım. Bir de tabii ne var? İlerleme. Bu kısımda zaten bizim ilerlememizdi. Diş başına ilerleme. Şimdi demiş ki dış çap tonalayacaksan VC'ni kesme hızını 180 ile 270 arasında alabilirsin diyor burada. Şu kısımda bak tam mouse'un ucunda. Ama buradaki her zaman hemen hemen her videoda söylüyorum. Buradaki kesme değerleri tezgah şartlarına, takım bağlama şartına göre değişiklik gösterebilir. Burada biraz ustalık giriyor. Artı tezgahtan çıkan sese kulağınızın aşina olması gerekiyor. Şimdi biz standart her şey uygun olduğunu varsayıyoruz ve bu değere göre gelip buradaki devrimizi hesaplayalım. Diyelim ki 50 çapında bir malzeme tornalayacağız. Yani 50 çapında böyle formlu falan bir parçamız var ve bu parçanın devrini bulacağız. Şimdi 50 çapında dedik ya bizim kesme hızımız neymiş? 180 ile 270 eğer çelik işliyorsam paslanmaz da neymiş? 80 ile 120 dökümde 250 vesaire. Şimdi 180 ile 270 demiş. Ben burada 210, 220, 210 alacağım VC'mi. Buraya geliyorum diyorum ki 210 bin bölü 3.14 pi sayımız bölü malzeme çapımız tonalacak olduğumuz malzemenin çapı 50 eşittir. Bu benim tezgahın aynasına verecek olduğum devir. Şimdi hocam 50 ne oluyor? Baştan yapalım bir daha. 210 bin sabit sayımız. Neden dedik ya 180 ile 270 arasında vermiş bize VC'yi. Ben 210 aldım. Yani bunun ortasında bir değer aldım hemen hemen. 210 bin bölü pi sayısı 3.14 bölü tezgahın aynasındaki dönecek olan parçanın çapı. Bu da neydi? 50 bölü 50 eşittir dediğim zaman 1337 devir çıkıyor. 1337 devir çıktı. Tamam, devrimizi bulduk. İlerleme ne olacak peki? İlerlemede demiş ki bak şurada 0.1 ile 0.4 arasında alabilirsin diyor. İlerlememi de ben 0.2 alacağım. Şimdi çıkan sonuç bu. Çarpı 0.2 eşittir 267. Bunu torna diline çevirmem gerekirse bölü 1000. Enter dediğim zaman demek ki ben
ilerlememe 0 nokta F 0.26 yazacağım. Tamam mı? İlk iki hane, ilk üç haneyi yazmamız yeterli olacak. Şu ilk üç hane. Bu kadar sürata gerek yok torna için. Şimdi bu tabii daha çok böyle kaba tornalamaya yakın bir ilerleme, değil mi? Ama biz bunu finish kullanacağız. Burada da tecrübeme dayanarak ben diyorum ki finish için ilerlemem. Hemen bir daha devrimimizi hesaplayalım. 210 bin bölü 3.14 bölü 50 eşittir çarpı 0.05 eşittir bölü 1000 eşittir 0.06. Benim finish ilerlemem 0.06. Aslında 0.07'ye yakın. Eğer ben bu takım ile yandaki videoda gördüğünüz gibi bir işlem yapacaksam eğer benim parçamın tezgah aynasından uzaklığı çok uzun değilse, takımım çok uzun bağlanmamış ise, tezgahın aynasında vesairesinde boşluk yok ise, o taret var ya, o tarette de boşluk yoksa, çünkü taretlerin içinde pimler vardır. Bazılarında kurtazları vardır, bazılarında pim vardır. Bu takım yüke girdiği zaman o pimlere dayanır. Eğer o pimler sağlamsa, yerindeyse ve o pimlerin yerleri aşınmamış ise, yani her şey rigidse, her şey olması gerektiği gibi ise, bu takım 0.07 ilerlemeyle finişimi çok rahat ve çok temiz bir şekilde yapacaktır. Okey. Şimdi bu şu anda finişin ilerlemesi. Aslında ben doğru olan şu aslında. Eğer bu takımla ben sadece onda bir onda iki arasında bir finish yapacaksam, yani onda bir onda iki arasında bir paso alacaksam, toplamda onda iki, yani yarı çaptan bahsediyorum burada. Yarı çapta onda bir, yani toplamda onda iki paso alacaksam, o zaman burada VC'min kesme hızını 270 alabilirim. Maksimum sınırda tutabilirim. Ama çok da sınıra çıkmaya gerek yok. O yüzden burada VC'nizi 250 alabilirsiniz. Şimdi biz VC'mizi 250 alsak, 250 bin bölü 3.14, bu arada finish yapacaksak doğrusu bu. 3.14 bölü 50 eşittir 1592 devir çıkıyor. Çarpı 0.05 eşittir bölü 1000 eşittir ve çıkan ilerlemem 0.08. 79 çıktı ama 8'e yuvarlanır. 0.08 ilerleme kullanacağım. Bu takımla işlem yapacaksam ve yandaki oradaki videodaki gibi işlemler yapacaksam bu takımın devir ve ilerlemesi şartları bu. Çelik için, paslanmaz için ise aynı yöntemleri kullanabilirsiniz. Güzel. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.